Merhaba kıymetli arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Herkes kanalı bekliyorum. Daha genç kitleye seslenmek için Söray Oğuzlar 50. bölüm tanıtımını konuşacağız. 50. bölümde çok önemli gelişmeler yaşandı ve mavi takım kaybetti. Kırmızı takım iyi bir skor kazandı ve kırmızı takım moralmen bir adım öne çıkmış düşünüyorum. Peki baktığın zaman 50. bölümde neler yaşandı? 50. bölümde zorlu bir parkur vardı. Bu zorlu parkurda hem çiftlerde hem teklerde kırmızı takım üstünlük sağladı. Şu an psikolojik üstünlüğü ele almış olabilir. Tabii ki kırmızı takım baktığımız zaman aleyhine çok iyi yarıştı arkadaşlar. Yunus Emre'yi çok iyi buldum. İnleyeceğim Avatar Atakan ve kırmızı takıma çok şey katıyor. Ve mavi takımda neler oluyor? Hakan krizi var. Evet, Hakan krizi devam edecek mi? Devam edecek. Çünkü o Geday'la çok sert tartışmalar izledik ve biz dörtlü eleme düellosu izleyeceğiz bu hafta ve iki kırmızı iki mavi mi olacak yoksa üç mavi bir kırmızı mı olacak, sürpriz 51. bölümde dedim ki çok önemli gelişmeler gelecek. Peki Acun Bey 50. bölümde konseyde konuştu, önemli bilgiler verdi, özellikle önemli oyuncular var arkadaşlar. Ogeday'la Hakan kapışmasını izledik yine. Poyraz olsun, Ogeday olsun, Hakan'a bir tavır olduklarını görüyoruz arkadaşlar. Peki Hakan dörtlü düelloda elenir mi? Avantajı var mı? Evet, Hakan özellikle son yarışmada puan aldı ve morali yüksekte. Dörtlü düelloda ben Hakan'ın avantajı olduğunu düşünüyorum. Ama Mustafa Kemal'le var arkadaşlar. Mustafa Kemal son oyunlarda toparlamasını başladı. Yani biz 50. bölümde dediğim gibi tartışmalar izledik. Efendim oyun alanında mavi takımın başarısızlığı ve başarı sağlayan kırmızı takım gördük. Kırmızı takımda moraller yüksek. Kırmızı takımda şu an 51. bölüme odaklanmış durumda. Haftanın 4. dokunulmazlık oyunu gerçekten nefesleri keseceği benziyor arkadaşlar. Peki baktığımız zaman istatistiklere sahip oyuncular var mı? Seda'yı çok iyi buldum. Evet, Seda mavi takımda çok iyi yaşıyor. Yağmur, Aysu, kırmızı takımda Aleyna'yı çok iyi buldum. Efendim söyleyeyim, dediğim gibi Yunus Emre, Aleyna çok iyi bir ikili oluşurdu. Nagihan'la Mustafa Kemal Sakın çok iyi bir ikiliydi. Yani baktığınızda 50. bölümün özetini böyle diyebilirim ve 51. bölümde sürpriz gelişmeler var.